Aşkım üzülme. Yok canım, ne üzülecek? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ya biraz modum düştü sadece, o kadar. Yoksa yani daha bir sürü filme var beni arayacak. Tabii ki. Tabii ki bir sürü filme var. Aa, deli misin sen? Yani hangi insan Fatih Şekercizade ile çalışmak istemez ki? Artık sadece Fatih'im Zeynep. O kadar. İşte bu gördüğün kadar. Ailesini geçindirmek için iş arayan Fatih'im ben. Yani senin koskoca bir adam yapan da bu işte. Gerçekten mi? Evet. Hem ben zaten bu Fatih'i daha çok seviyorum. Sen zaten hiçbir zaman soyadının arkasına saklanmadın ki. Evet. Aynen. Ben seni tanıdığımda da böyleydim, şimdi de böylesin. Öyleyim canım. Öylesin. Harika bir adamsın sen. Öyleyim mi? Öylesin. Biri anlamazsa öbürü anlayacak. Anlarlar ya, ne anlamayacaklar? Anlamayan utansın zaten. Aynen öyle. Bak göreceksin, birazdan telefon çalacak. Biri arayacak, göreceksin. Sen erdin mi? Galiba. Şaka yapıyorsun. Aç aç. Alo. Merhaba Fatih Bey. Ben bugünkü görüşmemizle ilgili arıyordum. Tabii tabii. Buyurun. Fatih Bey, biz incelememizi yaptık. Sizinle çalışmayı gerçekten çok isterdik ama başvurduğunuz pozisyon için fazla kalifiye bir elemansınız. İyi. Ne dedi? Fazla kalifiyeliymişim. Kafiyeli demiş olmasın? Kalifiyeli. Bak ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim Fatih? Ya biri mutlaka ne kadar harika bir adam olduğunu anlayacak demedim mi? Olmadı. Olmadı. Hayır, benim anlamadım. Niye herkes aynı şeyi söylüyor? Çünkü sen fazla kalifiyeli bir adamsın. Adnan. Fehmi Bey, dediğinizi yaptım. Fatih'i reddettim. Çok teşekkür ederim Adnan, sağ ol. Umarım düşündüğünüz gibi olur. Şirketinin başına geçer. Adnan, bu konuştuklarımız tamamen aramızda kalacak. Söylememe gerek yok herhalde. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Al Fatih. Bütün bunları senin için yaptığımı anlarsın umarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.